Değerli basın mensupları, basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edeceğiz. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Buyurun hocam. İyi akşamlar. İlk maçın revanşında kendi sahamızda oynadığımız maçta Nefçi Batı'ya karşı mağlubiyetten galibiyete geçti. Nefçi takımının iyi oyuncuları var. Adılan'da bir tecrübesi var. Ama tabii sezon başı olduğu için takımlarda ve oyuncularda istenilen performans bazen yakalanmayabilir. Biz orada ilk maçta 75 dakika oyuna hakimdik. Rakibi çıkarmadan ve pozisyon vermeden goller bulduk. Ama daha sonra da oyun kontrolü tamamen Nefçi Bakü'ye verdik. Burada da oyunun başlangıcı da iyiydik. Ama hücumda etkinliğimiz yoktu. Yani rakip sahada oynattık. Rakibe baskı yaptık. Goller atmaya çalıştık. Jackson Mülakan'ın kaçırdığı bir gol vardı ama yine de az pozisyonumuz vardı. Rakibin çıktığı pozisyonda da golü yedik. O da bizim için eksi tarafıydı. İkinci yarı tamamen oyuna hakimdik. Goller bulduk. Daha fazla bulabilirdik. Ama Nefçi'de dediğim gibi hem orta sahası hem hücuma dönük oyuncularıyla hücumda teknik becerileri iyi oyuncular. İzin verirseniz iyi oynayan takım. Biz onu yaptığımız dönem içerisinde başarılı olduk. Ama tamamına bakarsak turu geçen takım biziz. Nefçi'ye başarılar diliyorum. Kendi liglerinde. Daha da güçlü oynayacaklarını düşünüyorum. Bizim takımda sezon başı olarak belli oyuncular belli form yakaladı ama bazı oyuncularımız daha henüz istenilen seviyeye gelmediler. Genç oyuncularımız iyiydi. Onlar da elinden gelen gayreti gösterdi ama tabii fiziksel olarak da heyecan olarak da sıkıntılar olabilir. Bunları da doğal karşılamak lazım. Şimdi Dinamo Kiev maçına bakacağız. Çok daha farklı bir maç oynayacağız. İlk maç deplasmanda. Umarım ki Dinamo Kiev'i yenip turu geçeriz. Bizim için bugün de dahil, geçen haftadan söylemiştim yine, sona erdiğimiz Karagümrük maçı da dahil. 3 günde bir maç yapacağız ve 3 gündeki yapacağımız maçta sıcak bir havada belli oyunculara yük binmesin diye değişiklik de yapmak istiyorum. Onun için bir an evvel gelen oyuncularımız ve sonradan gelen oyuncularımızın katkısını bekliyoruz. Çünkü ligi taşımak kolay değil. Erken form yakalan oyuncular olabiliyor, geç gelen olabiliyor. Bu arada onları toparlamamız gerekiyor ama bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Hepsine tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Taraftar olağanüstü destek verdi ki onların da düşündüğü daha iyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Bugün evet rakibe göre üstün olmamızı normal karşılıyorum. Çünkü aradaki bir güç ve kalite farkı var zaten ama Nefçi de iyi bir takım. Memnunuz, teşekkür ediyoruz. Bizim için iyi bir akşam oldu. Kazanarak gidiyoruz. Evet, soruları alabiliriz. Buyurun. Yılmaz Vole. Hocam tebrik ederim. Oldukça dar bir rotasyon. Transferler belki biraz geç yaptı. Ama ona rağmen 5 resmi maçta 5 galibiyet ile başlamış olduğunuz sezona. Sadece şu konuda biraz şaşırdığım bir konu. En erken gelen iki transfer aslında Onana ve Amartey. Fakat ilk 11'e monte olma konusunda da biraz uzak kaldılar sanki. Mesela Necip daha hazır görünüyor belki yani benim için. O konuda ne düşünüyorsunuz? O transferlerden memnun musunuz? Veya orada belki bir planlama hatası yapılmış olabilir mi? Yok, alınan her oyuncudan memnunuz. Netice olarak oyuncuların katkısıyla orantılı ama form yakalamak başka bir şey. Ya yani fiziksel çalışmaları Almanya'da geçiren oyuncularla daha sonra gelen, bireysel çalışan, takımda çalıştığı halde dışında kalan oyuncular, şimdi yine burada olmayan, bu şimdi kadroda olmayan Çemberli'nin ve Raşlısı'da baktığınızda ayrı çalıştığı için takım oyununun içerisinde farklı bir veri verebilir. Bu oyuncuya göre değişebilir. Onun için oyuncuları sezon başlarında tamamen eleştirmek istemiyorum. Hatta içimizdeki oynayan oyuncular da öyle ama bu bizim şu zamanda dar kadro dediğiniz, oynattığımız ilk 11'e yakın oyuncuların hepsi Almanya'da oldukça iyi çalıştılar ve bunlar bir çizgi yakaladılar. Takımla birlikte çalıştılar. Ne yapması gerektiğini biliyorlar. Ama şimdi katılanlar işte oyunu yönetmek, şimdi biri pas yapmak istiyor, bir an evvel hamle yapmak istiyor öteki. Hatta ikinci yarı 2-1 iken bile. Biri bakıyorum oyunu hızlandırıyor, öteki yorgun geride pas yapmak istiyor, bir dalgalanma var. Onun için kesin bir kanaat için söylemek doğru değil. Amartey'de Onana da elinden gelen gayreti gösterdi. Demiş de iyi bir oyuncu ama tabii benim şu anda düşündüğüm oyuncunun gerisinde onu bizde. O da ben de kabul ederim ama yani kalitesini, değerini, oyunculuğunu tartışmaya gerek yok. Ama şu andaki verim olmayabilir. Hatta sonradan koyduğum bazı iyi oynayan oyuncularımız da bizim daha önce oynayan
bir kısmı da eksik oynayan da vardı. Bunlar olacak sezon başlarında. Olumsuz bir oyuncu olarak görmüyorum kimseyi. Zaten takıma katkı yapmasa değişiklik olacak. Bunu yaşayacağız. Şimdi iyi oynayan belki 2-3 maçta da farklı oynayabilir. Furkan Bey sizinle devam edelim. Yok durumdasınız. Skordan ve sonuçtan bağımsız olarak takımın geriye düştükten sonra gösterdiği reaksiyonla oyunla ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Güzel bir konuya değindi. Yani bunları yaşayacağız yani. Şimdi geriye de düşebiliriz, öne de geçebiliriz. Takım olarak hem savunma hem hücum iyi yapmamız gerekiyordu. Oldukça 5 kişiye yakın, yani yarısının takımını değiştirmemize rağmen hem de o oyuncuları görmek istememize rağmen başlangıç olarak iyiydi. Oyun anlayışı olarak hücumda, hep hücumda oynamak, rakibi sahasına çıkarmamak gibi baskılı oynamak, bu tabi böyle bir sıcak havada tempo olarak iyiydi düşünce olarak. Ama karşılığı olarak hücumda daha fazla pozisyon üretmek gerekiyordu veya çıkan rakibin az sayıda pozisyonunda gol yememek gerekiyordu. Basit gol yedik, bu tip eksikliğimiz oldu. Bizim şimdi rakibe göre oynadığımız bu oyunda daha sonra koyduğumuz oyuncu değişiklikleri daha tabii kalite farkı da ortaya çıkıyor. Mesela yakaladığımız işte pozisyon var. Jackson Mulakay'la ki santrafor oynadı. Gol atmıyor. Bir ara niye santrafor oynamıyordu, eleştiriliyordu. Şimdi santrafor oynattı, gol atamadı. Golü de kaçırdı net. Daha zor pozisyonda gol attı. Ya bunlar tartışılacak şeyler. Ben tartışmaları tabii saygıyla karşılıyorum. Benim için önemli olan oyuncunun olan sınırsal değerleri, yeteneklerini, fizik gücünü tam olarak sahada kullanılması ve bunu birlikte kullanabilmek. Onu mesela ikinci yarı pas olarak, oyunu yönetme olarak, yön değiştirerek, derinliğine top oynayarak iyiydik. Sadece son bölümlerde gereksiz ortalar attık, gereksiz bazıları hamle yapmak istedi. Yani oyunu coşkusuna kaptırarak. Çünkü 2-1'lik skor yeterli bizim için zaten. Kazanmak önemliydi. Onun için olumsuz bir tarafı görmüyorum takımda. Ölçü. Hocam bugün 4 Şubat'tan bu yana oynadığınız 20. maç, mağlubiyet yok, 17 galibiyet var, 3 beraberlik var. Aynı zamanda sizin Beşiktaş'taki ikinci döneminizde de sadece 2 mağlubiyet var. Biri Galatasaray, biri Sivasspor. Zaten onları kazanılsaydı şampiyon olmuyordu neredeyse. Bu ne ifade ediyor, ne çıkaralım buradan? Hiçbir şey ifade etmiyor. Yani geçmişte kaldı bunlar. Bugüne bakmamız lazım. Yarınları da planlayacağız belki ama bizim için tabii geçmişten bugüne kadar ben hiç bakmadım bile. Kaç maç, ne oldu, ne yaptık, onlara hiç bakmam. Çünkü ama şuna bakarım. Yani oyunumuz neydi, oyunumuz nereye? Ben oyun kalitemizi daha güçlü hale nasıl getirebiliriz? Bugün de onu söylemeye çalıştım zaten. Yani daha çok pas yapan, derinliğine oynayan, rakibe kaybettiği zaman hücumda baskı yapan, kenar ortalarda olsun, savunma arkasında adam kaçırmada olsun. Yani o seyirci izlediği zaman keyif alsın. Hareketleniyor, gol kaçıyor belki ama olsun, bu keyfi verelim. Benim için önemli olan o. Yani her oyuncu kendini geliştirmeli, kendini aşmalı, daha iyi olmalı. Aynı zamanda bu takımın da oyununu üst seviyeye çıkarmalı. Beklentim var. Zaten bütün çalışmalar onun üzerine yapıyoruz. Bugün de müsabakaya baktığımızda işte daha kötü oynayıp da kazanabilirdik veya çok iyi oynayıp da farklı kazanabilirdik. Bütün bunların hepsi bir değerlendirmedir. Bunları değerlendirmeye alıyoruz. Şimdi bu maçta bu zorluklarımız neydi? Daha fazla gol nasıl atabiliriz? Mesela Pendik maçında böyle pozisyonlar olabilecek. Ama gideceğiz Dinamo Kiev maçında belki farklı oynayacağız. Bütün bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Benim için önemli olana geçmiş başarıların benim için bir hikayesi vardır. Hiçbir gerçeği yok onun içinde. Hanımefendi siz de devam edelim. Hocam merhaba. Öncelikle tebrikler. Geçmiş maçlarda da stoper sıkıntısı yaşamıştık ve siz stoper düşünüyoruz demiştiniz. Tandemi nasıl düşünüyorsunuz? Yani Necip mi devam edecek? Yoksa bir gelişme var mı stoperin mevkisi için? Onu çok merak ediyorum. Çünkü daha zorlu maçlar için daha sıkıntı olabilir gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Tabii sizin de gördüğünüz gibi zaten sayısal bir sıkıntımız var stoperde. Yani bugün stoper olarak kendisine söylediğimiz halde kadroda alternatif olarak Montero var. Yabancı hakkımızı da kullanıyoruz. Zaten Montero ve Aydın Aziz ile ilgili konuştum. Zaten kalırsa da sayısal olarak bir sıkıntımız olacak. Bunları da açık açık konuştuk. Dolayısıyla stoperde ama yerli veya yabancı oyuncu almak durumundayız. Elimizde zaten bugün itibariyle Omer Koley olmadığı için Necip'le Amartya vardı. Bunlar da elinden gelen gayet gösterdi. Gayet de iyi oynadılar. Öyle bakıyorum. Ben olumsuz bakmıyorum. O oynadı, bu oynadı diye
katkılarına bakmak lazım. Eldekiler ne yaptılar ona bakmak gerekiyor. Onların da eksikleri varsa onları konuşuruz kendi aramızda. Dolayısıyla stoperde bir isteğimiz var. Onu başından beri söyledik. Nasıl? Ya bizim yönetim belli olmuyor. Bazen iş getirmiyor. Sonra birden bire getiriyor kesin. Ondan ayak uydurmaya çalışıyorum. Şimdi zannediyorum Kemberley'in Raşista'dan sonra Bahtiyar da gelecek bu akşam dediler. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ben sizden bilgi aldım. Bugün yarın mı gelecek? Ne zaman? Bu gece gelecek mi? Bana niye soruyorsunuz? Ben bana yardımcı olun. Kobiye verin biraz. Ne, sizden öğreniyorum. Yani bir de o gelirse zaten o Türk statüsüne mavi kartlı olacağı için yine de bir stoper daha düşünüyoruz. Gelişmelere göre giden gelen olabilir. Takım yenilemesi her takım için geçerli. Bizim için de geçerli. Buyurun size devam edelim. İlkin Sultan'da Azerbaycan medyası Futbol Sefer Gazeti hesap 1-0 olandan sonra Neftçi'nin kaçırdığı bir episod da vardı. Hemen episodda gol olsaydı ikinci ise de edeceği değişiklikler, eyni değişiklikler vardı. Yoksa tam farklı değişiklikler düşünüyorsunuz? Ya 1-0, 2-0 fark etmez. Yani gol yedikten sonra 2-0 da olsa yine değişiklik yapacaktım. 3-0 da olsa yine değişiklik yapacaktım. Zaten 1-0 yaptığıma göre o değişikliği 2-0'da yine yapmalıydım. Kornerden gelen pozisyonu herhalde söylüyorsunuz. Yani futbolda bunlar var yani. Önemli olan rakibe az verdiğiniz pozisyonda gol pozisyonu veriyorsanız bu da bizim tartışmaya açıyor. Yani duran toplarda ofansif defansif ki iyi olduğumuzu düşünüyoruz genelde. Bugün duran toptan pozisyon verdik ama gol yemedik ama bir eksiklik var orada. Onu katılıyorum. Veya hücumda attıklarımızı gole çevirmemiz gerekiyor. Bu da bir eksiklik. Ama skor ne olursa olsun belki öne geçseydik başka oyuncuları oynatmayı düşünüyordum. Mesela Ege ile Semih'i daha uzun oynatmak istiyordum. Ama olmadı. İkisi de çıkmak zorunda kaldı. Cenk'i belki 10 dakika düşünüyordum oynatabilirim diye. Maç öyle gitti. Şimdi bir de 10 dakikada koyup da koşturup da risk etmeyeyim dedim. Çünkü sakatlıktan gelen oyuncumuz var. İdman çıkıyor. Hazır olmayan oyuncumuz var. Bütün bunları düşünmek zorundayız. Haklı olarak taraftar da en iyisini istiyor. O yüzden şimdi mesela Abu Bakar girdi diyelim. İşte Amir girdi. Kim girdi başka? Sol beke Artur Masuaku girdi. Oyun kalitesi de artıyorsa diğer oyuncular da artıracak. Yani oyuna giren oyuncu oyunu artıracak yani. Yükseltecek. Ben onu yükseltemem. Oyun, yani yükseltmek istiyorum çalışırken ama sahada takıma katkı yapacak. O bizim başımızın üzerinde yeri var. Sahaya koyduğumuz oyuncu eksik oynadığı zaman kenarda kalacak. Buyurun. Emre Tanrıver, Gazete Spor. Hocam tur için tebrikler. Ben az önce bahsettiğiniz Bahtiyar transferine değineceğim. Kendisi takımın ikinci Necip Uysal olabilir. Çünkü birden fazla mevkide çokça maça çıktı. Siz en çok hangi mevkide kullanmak istiyorsunuz Bahtiyar? Güzel bir soru. Ben de merak ediyorum ama benim seyrettiğim de milli takımda orta sahada 10 numara iyi oynuyordu. Ama CSKA Moskova'da sol tarafta oynadı. Sol bek, sol stoper, sol açık. Orta saha hepsine konuşacağım. Onun için en iyisi. Bizim için de ihtiyaca göre karar vereceğiz. Zaten o yüzden de biraz onu almak istedik. Biraz geç oldu. Keşke sezon başında bizimle beraber olsaydı. Yani aldığımız Amati'de az evvel sordu, atladım o soruyu. Cevap bilmem de. Amati ile Onana da bize kampta gelmedi. Rebiş'te. Kamptan sonra geldiler. Burada gelip hazırlandılar. Amati çitman yapmamıştı. Onana yaptı ama o da yeterli olarak takımda adapte olmadı. Dolayısıyla fiziksel olarak da sıkıntı var. Takım oyununda, oyunda da sıkıntılar var. Bahtiyar gelsin, o da oynuyordu. İşte son bir haftada o da oynamıyor. Ama gelsin, onun fiziksel olarak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama takım içerisinde nerede ihtiyaç var, bizim de ihtiyacımıza göre belki erken oynayabilir, belki geç oynayabilir. Bazıları geç oynadığı zaman herkes görmek istiyor oyuncuları ama biz de oyuncuları sakatlanmadan oynatmak istiyoruz. Bakalım göreceğiz. Başka sorusu olan var mı? Yok herhalde. Son bir soru olacak. Arhan Pilavoğlu, Sokrates Hocam, öncelikle tebrikler. Bursa'da da, Trabzon'da da, Beşiktaş'ta da ilk basın toplantılarınızda genellikle yönetimden ilk talebinizin oyuncuların maaşım yatmadığı yeri bana gelmesin üstüneydi. Şu anda Türk futbolunda çok büyük yıldız transferleri yapılıyor. Yüksek maaşlar ödeniyor. Beşiktaş'ın da gündeminde birçok yıldız oyuncu var.
transferler yapılmaya devam ediliyor. Bununla ilgili bir endişeniz var mı? Maaş yatmaz, yıllar oyuncu gelir diye bir endişeniz var mı? Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Aslında kulüplerin yürüyebilmesi için ekonomik, idari, teknik alanda iyi kararlar alıp bunları uygulaması gerekiyor. Yoksa bu işleri işte sezon başlarında transfer yaptık. Ondan sonra ödeyemedik. Sonra takımda karışıklık oldu. Hocaların da işi zor. Oyuncunun da, kulübün işi de, camianın işi de zor olur. Siz iyi demek takip ediyorsunuz. Siz nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da mısınız? Evet. Demek konuyu biliyorsunuz. Hakikaten ben hep bunu söylüyorum. Bursa'da da, burada da bunu söylüyorum. Ama ilk defa bunu size, siz de biliyorsunuz. İlk defa Beşiktaş'ta ben Türkiye'de bunu Sivas'ta daha önce duyuyordum. Eskiden. Şimdi bilmiyorum. Beşiktaş'ta ben geldiğimden beri Beşiktaş'a hiçbir personelde dair, hiçbir hoca, oyuncu, kimsenin ödemesinde bir aksama yok. Bu önemli bir şey. O yüzden ekonomik olarak düşünerek, teknik olarak da ihtiyacı alıp idare olarak da kullanmak lazım. Bu sıkıntılar var, belki olacak. Yani ben o yüzden yani yönetimi kendi üzerinde gördüğüm için bütün bu kararları onlar verecekti. Biz fikirlerimizi veririz. Ama bu dengeler bozulduğu zaman zaten futbol oynanmaz yani. Çünkü bütün oyuncular transfer yaparken para istiyorlar. Haklı olarak. Çünkü para istemeden hangi yabancı size gelir? Gelen adam parasını almadığı zaman, huzuru kaçtığı zaman o zaman biz niye almış oluyoruz onu? İşine bakacak, işini iyi yapacak. Biz bunları oynatacağız. O yüzden ben hocalar çalışırken diyorum ki bana oyuncu ekonomik sorunla gelmesin, gerisi bende. Şu anda o konuda bir sıkıntımız yok. İnşallah olmaz. Ama transferler biraz pahalı, ona da katılıyorum. Döviz yükseldi, bu eleştirimi de yaptım. Kimseyi de suçlayamıyorum. Çünkü hakikaten hem Türkiye'de hem dünyada bir dalgalanma var. Böyle fırtına geliyor sanki. Herkes para dağıtıyor gibi geldi. Belki bu Arap ülkelerinde etkisi var bunda. Bir ara Çin'in vardı. İşte İngiltere büyük paralar zaten harcıyor. Avrupa'da da paralar harcanıyor. Bizde de mesela satan yönetici kulüpler var. İyi paralar kazanıp iyi transferler yapıyorlar herhalde. Öyle düşünmek lazım. Ama tekrar söylüyorum, yani evde olsa, iş yeri de olsa, kulüp de olsa bütçenize göre yaşayabilirsiniz. Böyle olmalı. Hocam teşekkür ederim. Başka soru yoksa teşekkür ediyorum. Azerbaycan'ın gelen çok basın mensubu var herhalde. Öyle mi? Bir tane daha sonra. Hepinize hoş geldin diyorum. Yani bilmiyorum buradan orada ama hoş geldiniz. Giderseniz de güle güle. Gelecek bizi ağırlarsınız. Hem de söylediniz ki Nefçi'nin heyetinde iyi futbolcular var. Hem de iyi futbolcular Beşiktaş'ta oynayabilirler mi? Şimdi böyle bak mesela hücumdaki oyuncular mesela Ozovic mesela iyi bir oyuncu ama bugün beklenenin altında oynadı. Lebron hakikaten iyi bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Dribbling özel teknik bir oyuncu. Aldıkları oyuncular da iyi oyuncular. Sayfa da iyi bir oyuncu. Kurbanov zaten teknik olarak çok olağanüstü bir oyuncu. Azerbaycan bir takımda uzun yıllar oynadı. Yani kadrosu bence çok yetenekli, becerili oyuncular ama bunların hepsinin uyumlu olarak ve fiziksel olarak değerleri yerine geldiği zaman etkili bir takım olacağını düşünüyorum. Hocalar da tecrübesi var. Yani o yüzden bir oyuncu almak durumunda bizde de pahalı oyuncular var. Şimdi o kadar para şimdi az paraya gelecek bize oyuncu. Adapte olamaz. Çünkü o da bizden fazla para ister. Yani Azerbaycan'da daha fazla paralar ödeniyor. Öyle biliyorum. Bizde de şimdi alırken bu piyasayı duyunca o da fazla para ister bizden. Çünkü genelde piyasaya alışılmış yani. Bedava gelse de o zaman oynayamaz. Çünkü bize paravan gelmeyen hemen bunu yarın manşet. Ağzımızdan kaçırdık. Parasız geleni almıyoruz. Hocam son bir soru daha geldi. Hocam kısa müddet erzinde yani hem Sabah'la hem Nefçi'yle oynadınız. Hansını iyi buldunuz? Hansını güçlü Şimdi şöyle, Karabağ'la, geçen de sordular, Karabağ'la oynadığımız dönemde ligin ikinci yarısındaydı. Takımların form draftının ne olduğu bir dönemdi. Mesela Karabağ maçı bir dostluk maçıydı, biz oraya eksik gittik. Karabağ diyorum, Karabağ da çok başarılı takımdı, onun için söylüyorum. Kurbanov da arkadaşımız biraz da. Onlar ne oldu maçı tuhatladılar değil mi? Tebrik ederim. Onlar da çok. Sabah ne oldu? O da aldı. Yeniliyorlar. O da yani Azerbaycan'da yani 3 takımda bu sene iddialı görünüyordu ama şimdi bu lige de etkileyebilir. Sabah takımda da iyi ben Azerbaycan'da şunu gördüm. Yetenekli oyuncular var. Onu hissediyorum. İzlerken görüyorum. Takım oyunu içerisinde birbirleriyle uyumlu olursa
daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ama çok transfer yapıyor. Mesela bu sene zannediyorum Nefçi üzerinde bir yatırım var. Öyle görünüyor. Karabağ bilmiyorum nasıl son durumu ama daha önceden Karabağ'ı ben izledim, beğenmiştim. Şimdi Sabah takımı da son dönemlerde çıktı. O da gayet iyi gidiyor. Yani yeniden bir atılım var. Bu milli takıma nasıl yansıyor onu bilmiyorum. Ama yabancı fazla olunca Azerbaycan'ın da milli takımı zayıf kalabilir. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi yolculuklar.